Zaman hiçbirini almış sayılmazsınız. Var Kur'an-ı Kerim'de nasıl devlet kurulacak, devlet başkanı nasıl olacak, hükümet başkanı nasıl olacak, adalet teşkilatı nasıl olacak, eğitim teşkilatı nasıl olacak, askerler nasıl hazırlanacak, nasıl savaş yapılacak, hepsi var Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberimiz sadece Medine mescidinde namaz kıldıran bir imam değil ki, aynı zamanda Bedir Harbi'nde, Uhud Harbi'nde, Hendek Harbi'nde Peygamberimiz nedir siz söyleyin. Başkomutandır. Başkomutan. Yani İslam'da dinle devlet ayrılığı yoktur. Bir kimse dese ki din işleri ayrı, devlet işleri ayrı dese vallahi kafir olur, billahi kafir olur. Dikkat edin. Müslümanlar bu kelimeler dikkat edelim. Bakın camiye gelmişsiniz tamam elhamdülillah. Camiye evvela imanla gelinir. Sonra abdest alınır. Bir kimse iman etmeden abdest alsa, camiye gelse abdesti camiye gelişi kabul edilir mi edilmez mi? Edilmez, iman etmemiş evvela. İmandan evvel hiçbir şey yoktur. Ameller, faaliyetler, eylemler, işlemler, davranışlar hepsi imandan sonra değer kazanır. Buna dikkat edelim. Bundan 1000 sene evvel yaşamış bir İslam alimimiz var. Aman rica ediyorum bu hususa dikkat. Yani sizin iman içinde kıldığınız namazların kabul edilmesini vallahi arzu ediyorum. Boşa gitmesin. Boşa gider mi? Gider. İman zedelenirse hepsi boşa gider. İslam bir bütündür. Bundan 1000 sene evvel yaşamış bir İslam alimimiz var. 1111 senesinde, yani miladi 1111 yıllarında yaşamış bir İslam alimimiz var. Bunun adı hepinizin mutlaka kitaplarıyla, eserleriyle tanıdığı bir alimimizdir ki İmam Gazali Hazretleri. 4 tane bir rakamını yan yana getirin, ne yapar? 1111. Bakın şimdi 1995, neredeyse 1000 sene evvel yaşamış. Çok eski bir alim. Ama Kur'an'ı çok muazzam anlamış, çok muazzam anlatmış. Zamanında adeta ilmi bir cihad etmiş. Bundan 900 yahut 1000 sene evvel yazmış olduğu bir kitap var Gazali'nin. 30 sene evvel biz talebeyken, Arapça okurken bu kitabı ezberimize almayı hocalarımız adeta zorladılar. Bu kitabı ezberlemeyene sınıf geçme notu vermediler. Küçük bir kitap. Şu elim kadar, kalınlığı da bu kadar, eni boyu da bu kadar bir kitap. Kitabın ismi şu: El Munkizu Minet Dalal. El Munkizu Minet Dalal. Yani dalaletten, sapıklıktan insanı kurtaran kitap demek. El Munkiz, koruyan, kurtaran. Minet Dalal, dalalet demek. Kitabın adı da çok manalı. 1000 sene evvel de dalaletler var, sapıklıklar var. Orada 30 sene evvelden ezberlediğim bir ibareyi, bir ifadeyi Arapça olarak size aktarayım. Men i'tekade enneddine fârik ve devlete fârika sümme haccel beyte sümme mâte havlel kâbetil mükerreme kad mâte kâfiren ebeda. Bir kimse inansa, itikad etse, men i'tekade, kim inansa, itikad etse ki din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diye inansa, böyle itikad etse, böyle inansa, böyle düşünse, böyle kabul etse, bu inançtayken, bu anlayışta, bu inançta, bu itikattayken haccel beyte, ne demek haccel beyt? Hacca gitse, dünyanın en mukaddes yeri, Beytullah'a gitse, hacca gitse, sonra mâte
havlel Kâbetil Mükerreme, Kâbe-i Mükerreme etrafında en kutsal yerde, en mukaddes yerde tavaf ederken düşüp orada ölse, kad mâte kâfiren ebeda, bu kişi ebediyen kafir olarak ölmüştür diyor. Niye? İmanda henüz imanı yerine oturmamış. Henüz imanı yerine oturmamış. Henüz imanda eksik. İman eksiklik kabul etmez. İman parçalanmayı kabul etmez. İman tecezzi kabul etmez. İman bir bütündür. Bunları anlatmamın sebebi vallahi dinidir, İslamidir. Ta ki Müslüman kalasınız, imanınızı kaybetmeyesiniz, kıldığınız namaz boşa gitmesin diye bunu söylüyorum. Çünkü zamanımızın fitnesi burada. Zamanımızın fesadı burada. Siyaset adamları buradan felakete gidiyor. Yazarlar buradan, konuşmacılar buradan, profesörler buradan, hepsi buradan cehenneme gidiyor. Siz de gitmeyesiniz diye bunu söylüyorum. Ve bu ifademi, bu konuşmamı, bu ispatımı Türkiye'nin her yerinde yapmaya hazırım. Kur'an'la, sünnetle, İslam'la bütün dünyaya anlatmaya hazır durumdayız. Elimizde Kur'an var, sünnet var, hadis var, Gazali var, müştehitler var, yüz binlerce alim var. Böyle bir fitneye düşmeyesiniz diye söylüyorum. Bir Müslüman sadece dini hususlarda peygambere, yani namaz kılarken peygambere uyacaksın, oruç tutarken sahura kalkıp peygambere uyacaksın, ama ticaret yaparken, ama devlet yönetiminde, ama hükümet yönetiminde peygambere uymayacaksın. Böyle peygamber yok. Bölünme kabul etmiyor. Böyle bölünme kabul ediyor diyen bir tek alim göremezsiniz kainatta.